Hepinize merhaba arkadaşlar, ben BBK'dan kaptanınız konuşuyor efendim. Bugün sizlerle Yüce Kral Darius oynuyoruz. Yeni kostümüyle beraber artık bir Darius videosunun geldiğini düşünmekteydim ve zamanı gelmişti. Gördüğüm kadarıyla dans efekti de oldukça güzel. Köpeğini oynatıyor. Köpek sever Darius. Bakayım bir diğerlerinde ne diyor. Bunlarda şekil yok mu oğlum? Öfff. Şu kostüm benim çok hoşuma gitti. Çok da merak ediyordum ve artık zamanı geldiğini düşünüyorum. Şöyle bir tahtımızı da ikiye yaralım. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Bilmiyorum ama. Bir sebebi vardır Darius amcam yapıyorsa. Rampage olarak yenilmez girdim. Ve onun arkasından zafer, efsane, kan, son darbe, kan tadı ve aç gözlü avcı olarak girmiş bulunmaktayım. Onu da söyleyeyim. Burada durdurup oradan da zaten isimlerine baktığınız zaman anlayabilirsiniz gayet de. Karşımda Rival mevcut. Güzel kardeşim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun canımın içi? Bu ölmeyi bayılmak sanmış galiba arkadaşlar. Bir tane pot ben içeyim, ne olur ne olmaz. Ben şimdi şunu kestiğim zaman 2 olacağım. 2 olduğum zaman da bazı şeyler değişecek galiba. Evet, ilk kan aldık sanırım bu arada. Öldü. Baba çünkü Darius. Ignite'lı Darius. Zaten ben TP kullanmayı sevmiyorum Darius'ta. Çünkü Darius TP'ye çok ihtiyacı olan bir hero değil. Darius'un ilk amacı laning aşamasını olabildiğince pil geçirmek. Burada ne kadar güçlenirsek TP'lere zaten ondan sonra sürekli gideceğimiz için Ignite veya hareket hızı öneriyorum ben, yani Ghost. Bu arada bana gank atamazsınız. Keserim yani. Üst üste koyarım isterseniz. Ne oldu bir? Foton gitti seni koçum. Sen bir geldin. Bir erkeklendik Aziz de bir şey yapmaya gelmiş herhalde. Bir uğramış hani, ne yapıyor diye. Sayın kaptancık, hani ne yapıyorsunuz acaba, iyi misiniz? İyi misin Darius Bey? İşte nasıl gidiyor hayat, nasıl filan diye. Oğlum yalnız baltası filan çok güzel lan. Onun avradını. Harbiden övüldüğü kadar güzel bir kostüm çıkarmış Sayın Riyok Bey. Böyle iki vurup böyle kaçmak da yakışık almaz ha. Haber vereyim de. İyi dayak yedi bu arada. Ben artık burayı zorlamamam lazım. Çünkü Kha'Zix bana gelme ihtimali yüksek. Ama bir bakalım. Aslında Kha'Zix'e minyon olduğu sürece ölmem. Aksine onu da kesebilirim. Bu arkadaş oradan çıkamaz bu arada zaten. Çıkarsa kafasını ikiye bölerim onu. Elimdeki baltanın güzelliği yeter zaten. Koçum benim be. Her yerinden asalet okuyor be. Oo. Q'su falan çok efsane ya. Böyle şey gibi. Garen'in de kostümü bir o kadar güzel. Garen'de isterseniz bu videoya böyle bir 3000-5000 like alırsak Garen'de gelir arkasından. Bugün hem biraz öğretici de olmaya çalışacağım aynı zamanda sizler için. Bir tane de şöyle pembik bir şey alayım. Hem bir yandan öğretici de olmaya çalışacağım. Şimdi Darius'la arkadaşlar bazı kanunlar vardır. Laning aşamasında eğer Ignite aldıysanız agresif oynamalısınız. Ve kanama yüküyle beraber Ignite'ı bıraktığınız zaman adamın zaten sağ çıkma ihtimali çok düşük yerlere geliyor. Şimdi önceliğimiz bu. İkinci olarak hangi maçlarda Darius alınmaz? Çok fazla mekanik olan hero'lar varsa karşıda. Mesela atıyorum midde LeBlanc vardır. ADC'de Lucian, işte Vayne gibi Darius'u kolayca kayıtlayabilecek hero'lar varsa sıkıntılıdır. Solo Q'larda buna dikkat etmeniz gerekir. Solo topta da Darius'u kolay kolay yenebilen bir hero yok. Ama ve lakin bazı iyi oyuncular, Pantheon'la yenebilir. Daha farklı picklerle de yenebilir. Şu an aklıma geldikçe söylerim size de zaten. Onlara dikkat ettiğiniz sürece çok da bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Ağır kanı alabilseydik mesela çok tatlı olacaktı da. Çok da ihtiyacımız var mı? Yok. Ya ben bu lane'i şu an ne yapacağım? Donduracağım. Riven çünkü farm alamayacak. Sadece XP alabilir. Böyle olunca iyice geri düşecek. Ignite'ın faydası burada ne oldu bize? Adamın para kasmasını engelledik. Bakalım Riven'ın 21 farmı var. Benim 35. Bu da early bir aşama için oldukça fazla bir farm farkıdır efendim. Evet, bu doğru. Komboyu nasıl yapacağımıza gelirsek, ilk Q ile başlayıp W'yu kullanırsak ve E'yi saklarsak her zaman daha iyidir. Çünkü E'yi kullandığımız zaman adamı yakalama mekaniğimiz zayıflıyor ve W'müz de tek diğer kitle kontrolümüz, yani slow'umuz. İlk bir Q ile damage atıp
dürterken de Q ve W kullanabilirsiniz. Yani E'yi genelde gerektiği zaman kullanın. Çünkü cooldown'u da çok fazla. Böyle alamayacağınız farmada bir Q çakarsanız temiz olur. Bu arada artık bunu öldürebiliriz. Öldü. Çok güzelsin ya. Doruyuz, bir şey anlatayım mı sana? Çok güzel bir kostümmüş bu. Ya basit hatalar. Raven ne yaptı? Bütün skill'leri harcadı minyon için. Ne aldı? E ile bir çektim. Kafasını ikiye bölümdü zaten. Ya bu saatten sonra Raven artık toparlayabilir mi? Ya. Onun bir şansı kalmadı artık. Raven gibi kırılgan pikleri öyle de dövmezseniz sonra çok pis döverler. O yüzden öyle de Raven'a karşı mesela kesinlikle Ignite alın. Ne kadar iyi bir Riven olursa olsun Darius'un tanklığı ve kanama hasarı öldü aşama için oldukça fazla olduğundan dolayı bu bana dalacak bu arada. Ama my name is PBA Captain. Q'yu tutturamamamıza rağmen yine temiz bir gameplay ile oyunumuzu devam ettirdik. Bu arada oynadığım el oyunu merak ediyorsanız gold, plat, belki bir tane falan gümüş denk gelmiş olabilir. O aralarda oynuyoruz. Şu araba minyon gitti ama ölmekten iyidir. Çünkü Kazix'in gözleri hemen buraya kaymıştır. Aa, kim mi lan o? Hemen gideyim de alayım bari. Diye bir düşüncesi olmuş olabilir. O yüzden çok da uzatmanın anlamı yok. Aslında bu kadar öndeyken bunu değerlendirip bir Tiamat yapsak mı? Ya da şöyle yapalım. Tiamat değil de. Bu dursun şimdilik. Morumu kestim, kesememiş. Ayakkabı da alamadık. Mesela o da çok önemli. Şimdi seçeceğimiz ayakkabı Ninja Tabisi bu maç için en iyi idealimiz. Ya Tiamat alırsak ne olur? Daha fazla farm yapabiliriz. İkinci bir damage seçeneğimiz olur ama ve lakin her maçta olan mantıklı bir seçim değil. Çünkü biraz pahalı bir item bir de. Bu arkadaş nereye gitti ya? Zımkı, sen oraya ward attın. Sanıyorsun ki ben şeyim. Ayakkabım yok ya. Gel lan buraya. Yok, yakalayamam. Gereksiz olur şu an. Onu kovalamam filan. Sabaha kadar koşar orayı. Yani bildiğiniz üzere Riven'ın skilleri zırt pırt döndüğü için mekanik bir hero. Yani mesela Riven'a karşı Ghost da alabilirsiniz. Mesela karşıdakinin iyi oynadığına güveniyorsanız veya Ignite'la ben bir şey çıkaramam diyorsanız Ghost almanız da çok mantıklı bu arada. İkinci olarak da E fulluyoruz. Çünkü zırh delme şeyimizi arttırıyor. Ooo, Riven kill oldu. Bizim çocuğun... O bizim biraz karşı... Bizim jungle'ımızın takip zayıflığı. Çünkü ben oraya kovalamıştım onu gördüğünüz üzere. Hani orada onu görmesi lazımdı. Ama ölmesi benim için niye çok iyi oldu? Çünkü para verecek. Ben. Şimdi de ilk kuleye oynayayım ben. İlk kule parasını aldıktan sonra overfeed özelliğimiz oldukça fazla olacak. Sanıyor ki ben kaçacağım. Ah lan ah. Yetişmeyeceğini biliyordum ya. İşte bu yüzden ayakkabı öyle için oldukça lazım bir şey ya. Bu arada W ile de last atabilirsiniz. Mana'nın belli bir şeyini geri veriyor. Cooldown'unu da veriyor mu? Aynen. Cooldown'unda %50'sini geri veriyor. İlk kure parasını da çıkardık artık. Garabaltı hazır. Gideyim de garabaltayı alayım. Peki bu çara neden özellikle ilk item karabaltı? Her şeyi varını yoğunu satıp niye karabaltı alıyor diye soranlar için de ufak bir bilgilendirme yapayım. Şimdi karabalta özelliği bildiğiniz üzere bir rakibe sürekli hasar veren hero'lar için. Mesela biz kanamayla yük biriktiriyoruz ve karabaltayla biriktirdiğimiz zaman yükümüzü o arada tabii ne oluyor? Şey daha zor oluyor. Çocuğun öldüğünü izlerken göremedim. Şimdi ben buraya flash atıp girebilirim. Aslında. Bu bir. Bu iki. Helal Daritam koçum.
Aa iyi ulti ama Master iyi. Kostüm vuruyor, kostüm. Kostüm iyi vuruyor arkadaşlar. Çok çok seksi, yalnız ulti atışı var ya, yemin ediyorum buna sağa sola sıka sıka ilerleyesim geliyor. Güzel. Şu an 5-0 olmuşuz bile. Üzerim lan maç. Ve stara ayakkabımız var bu arada. İçemden sonra. Aslında stara ayakkabısı ninja tabisi alıp biraz böyle çılgın itemler mi alsak ha? Ne dersiniz? Olabilir. Bu benim hoşuma gitti. Kaptan bunu beğendi. Şimdi life stilimiz de var bizim şeyden. Zinden dolayı. Hem can çalmamız var, hem kan tadı var. Her şeyde fazladan can kazanabiliyoruz. Öyle de ekstra imkanlarımız var. Bu Riven... Heee, bota gitmiş. Riven artık beni saldı zaten. Bizim Zed çocuk iyi fitliyor bu arada ya. Koçum, ooo biliyorsun. Gerçekten başarılı. Aa benim zaten blue var değil mi? O sanıyor ki ben onu görmüyorum. Gel gel. Al hadi al. Ignite de senin olsun. Al hadi al. Al. Oradan gelir mi Darius'a sen? Kanamaya ölürdü bu arada da garanti olsun oğlum. Ignite dediğin ne olacak? Gelir geri. Bir de 450 gold verdi ha. Rayuna bak. Arkadaşlar ben bir gidiyorum ama bana bir dur diyebilecek yakışıklı aranıyor. Bitir kardeşim. Harbiden bitir yani. Bu ne oğlum? Oğlum ailem mi gittiler? Ben burayı bir alayım. Alabildiğimi alayım en azından. Kazikis dönüyor. Eşbe dönüyor. Eşbe. Yeter bu kadar. Kuleye bayağı bir damage'ımızı attık. Aslında mid'e geçebilirim ama daha item'ımı döndüremedik. Leona geliyor. Master geliyor. Oy ne güzel attın lan şeyi. Master toplayabilir oraya. Dedi. Koçum o farmı da alalım yani. O kadar yürüdüm ben. Top lane'den geliyorum lan buraya. Çok güzel gidiyor ya. Abi kırılgan şampiyon aldıkları zaman Darius'un karşısına gerçekten çok üzücü senaryolar izleyebiliyoruz. Bakınız gayet. Bir strak alalım ya. Bir strak. Bir strak. Ver bakayım bir ninjan tabisi yedi orada. Düz edelim. Neden Darius ya? Darius'un sesini sanki yapamamışlar mı ya? Bir dinleyelim. Son arzunu yerine getireyim. Seksi. Yok etmek için var. Ne ilah tanır, ne insan, ne de başka şey. Seksi, seksi. Evet, bir seksilik var. Çançalar. Darius burada. Şu ayakkabıyı bitirmemiz lazımdı aslında da. Ya Darius'un tek kötü yanı hiçbir şekilde kaçma skill'i yok. Yakalama mekaniği de bir E skill'imiz mevcut. Oo burası 5. Arkadaşlar yürek yerseniz bir biçeyim isterseniz. Çim biçme makinesi. Oho. Benim hatam burası ya. Tamamen benim hatam. Bizim çocuklar botta çok yanlış bir senaryo yaptılar. Ben de geri çıkmak yerine şeyi düşündüm. Şimdi dedim ejder kesenler böyle 3 kişi 4 kişi olsa bir kişiyi orada ben ultiyle kesseydim, pasifim açılsaydı ben orayı 5'ini de keserim de. Neyse, ilk ölümümüz böyle oldu. Aa, güzel. Ulti attım mantralı kafasına ya. Niye öldün lan sen? Ultiyi ben bastı değil mi beynine? Aa Mertan o skill aldı lan.
Dön abi şeye, kullanma. Gerek kalmadı. Bir rakip katledildi. Avla avcıyı birbirinden ayırır. 119 farm. Farmımız da gayet iyi. Yalnız okula gidecek mi be? Dur ulan! Dur lan şerefsiz! Dur! Kuleyi! Şimdi ninja tabisi demin olsaydı belki bir ihtimal daha farklı bir senaryo izleyebilir miydik? Bakın mesela yine yanlış şeyler peşindeler. Arkadaşlar çok gaza geliyorsunuz da siz bizim takımda o kadar feed olan var mı ya? Yo, bunlar neye güvenerek bu kadar yaldır yuldur koşuyorlar ya? Hadi ben demin 6-0'dım, öyle bir yürek yemek için bir sebebim vardı en azından. Abi gözünüzü seveyim artık ama ya. Çok zor bu, arkadaşları taşımak biraz sıkıntı olacak. Kazix'te yarını yokmuş gibi 1100 hasar atmıştı. Şimdi o zaman artık zırh çıkma zamanının geldiği belli oldu. Crit ihtimalimiz ne? Crit'imiz çok yok. Öyle adam çekelim o zaman ya. Aynen öyle adam. Lazım, mecbur arkadaşlar biraz yardım etseler, hafif böyle bir dokunuş. Ya şimdi bak mesela en büyük yanlış bu maçta ne biliyor musunuz? Şimdi mesela karşı takımda da aynı senaryo mevcut. Ulan hiç kimsenin kitle kontrolü yok. Bir Leona var bizde. Bunlarda bir karma var. Slow atıyor. Ashe'de de ulti var. Ya böyle bir takımla sen şimdi nasıl mesela şey yapabilirsin ki? Düşün. Ben orada mesela 3v5 yapacağımızı düşünün. Ben varım takımda. Ve karşı takımda kitle kontrol yok. Ashe ultiyi tutturamadı veya yakından attığında olay bitti yani. Evet, zıt. Koştun gittin de. Ben anlamadım, bir boka yaramadı sanki hafif. Bence burada eş var. Ulan oğlum. İyi yaptın ha. Bekleyebilirsin orayı, iki kişi botta. En azından kazık botta. Oğlum öldünse. Şimdi böyle bir gameplay olmaz yani. Dari, evet Dari. Kardeşim çarbi yavaş koşuyor yani. Gelsem de zaten sen çoktan bütün komboyu yedin ki heriften. Ya çok o kadar saçma fightlar dönüyor ki abi ya. Lan ne oldu? Tam geldiydim çalmak için de ya. Abi çok garip bir maç dönüyor ya. Neyse, laning aşamasını nasıl kazanacağınızı en azından görmüş oldunuz. O yönden biraz zor. Şimdi ben o Ayşe'yi keseceğim bu arada. Yani Riven'da mesela niye öyle bir kafa atış yaptı diye düşünmek lazım. Oo, hadi. Ya neler neler ya. Ya flash da atmak istemiyorum. Aa. Ölmeye geldi arkadaş. Aslında şu Talon'u bir artık. Ulan bir durun be. Ne çok abi ya. Gerçekten kimse niye oyun oynamıyor ya? Ben anlamıyorum ya. Herkes bir yazı yazma peşinde. Oğlum oyununuzu oynayın işte. Ne uzatıyorsunuz ya? Neydi ben daha bilmiyorum. Aslında ölü adamın zırhından sonra bir tane de şey çıkabiliriz ya. Fırtına biçen. Darius'a çok aslında temiz gidebilecek bir item. Şimdi Darius geliyor buraya. Oh.
Bana bir lazım biraz. Siz çok kill aldınız benden. Azıcık da ben alayım. Ha, ne dersin? Kha'Zix güzel oynuyor bu arada ya. Kötü oynamıyor yani. Kha'Zix orada bu arada. Ben onu içime atamadım ya. Gerçekten üst düzey bir gameplay ile. Mutlu ki. Abi. Vuramadım çünkü. Geliyoruz bebeğim, geliyoruz. Yani ışınlanım yok. Ki ışınlanım olsa da yani oraya atmak biraz saçma olur. Evet, Leona'nın orada mesela ne yaptığını sormak lazım Leona. Ya mesela Leona benimle beraber fight'a girmiş olsa şu senaryoda neler neler olacak da. Lan nasıl ya? Yeter lan. Ölür mü? Lan bir an kanamasız vurdum ya, damage atmıyor o zaman. İçeride bir bozukluk hissediyorsun o zaman da. Ya işte benim dediğim anlattığım sıkıntı size buydu. Evet, laning aşamasını kazanıyorsunuz. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama team fight'larda yalnız kalmamalı Darius. Yalnızken çünkü çok bir işlevi olmuyor. Ya bir de kastığımız build, tank build. Şimdi ben AD kasmış olsam tamam 1v3 falan gömer gidersin yani. Ama ben size bugün göstermelik en fazla hangi AD itemlerini alabilirsiniz? Starak ve Karabalık. Belki Haşmetli ama da çok şeye kaçar yani. Bu sefer ekmek gibi erirsiniz yani. Starak bile varken ekmek gibi eridiğini düşünürsek. Oğlum gelsene ya. Bana atladı. İyi vuruyor lan çocuk. Zed çok kötü oynuyor bu arada ya birader. Zed. Ya o fight'ı biz çok rahat almamız lazım aslında. Ama bu da öldü bu arada. Kha'Zix gelip bunu da keser. Gerek var mı kardeşim? Yok. Tamam. Main Dio. Yani şey mi demek istiyor? Ana ligim Diamond mı? Anlamadım. Main diye demezsin ama. Bir sihirdarın bağlantısı koptu. Daha bir sihirdar tekrar bağlanmadı. Ya çocuklar bana biraz uyum sağlayabilse çatak çatak diye gideceğiz. Bak abi neler neler yaptın. Allah affet. Hadi ha. Tam burada. Ya oğlum ultim nasıl sıfırlandı ya? Ya gerçekten şu oyunu bazen anlamıyorum ya. Abi adam öldü zaten yani mantıken bu adam öldüğünde sen şey yapıyorsun. Gel buraya. Ne var ne? Gel. Minyon varken gel ama tek yaka tek olmaz. Canım ben hiç almayayım yani. Tutma git şunu. Güzel vurdu değil mi? Efe'den çok temiz vurdu bu arada. Ölmedi yalan herif. İnat ettim. Allah razı olsun. Ölmeme. Kaçalım. Artık yeter. Ama artık yeter. Şurada duralım. Canım çık. Canım manam. Niye yaptın? Tamam artık zorlamayın. Hadi eleştirinizi aldım. Hadi git. Hadi 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 çocuğum. Bekleme yapma, devam et. Ne kasalım ya? Bir AD itemi de alsak bu maçta aslında daha temiz olabilir miydi diye düşünmüyor değilim aslında da.
Neyse biz tankımıza devam edelim. Ya bir de solo topta şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Solo topu tank almanız lazım. Şimdi karşıda ne eksik sizce? Tank eksik abi. Kimse hasar tutamıyor ki karşıda. Ekmek gibi eriyor hepsi. Şimdi herkes damage atmaya çalışırsa kim damage tutacak yani? Şimdi mesela herkes master'dan tek yedikten sonra AD almanın ne mantığı kalıyor? Hiçbir şey mantığı kalmıyor. Nereye gidiyorsun öyle? Abi gözünü seveyim, bırak da bir ulti atayım ya. Çocuklar yemin ediyorum kase için yaşıyor. La ultiyi çıkarsam elimden. Gerçi iyi var, boşa gitmedi. Fight devam etmedi arkasına da. Mesela şu an ulti lazım bana. Oy oy oy, neler var orada? Gelin bir yaklaş. Ya nasıl lan? Gel buraya gel. Ay flash'ım olacak. Aa! Ne oldu lan o talon? Burada hasar atabilecek ne var ki abi? Ne oluyor ya? O herif neye öldü? What's going on, bro? What's going on? Ben anlamadım bu arada. Hem de Zed öldü yani Zed. 1967'de ölmemiş miydi? Burada mı atladı acaba? Ne bileyim. Öyle bir senaryo falan herhalde. Yar bakayım şunu. Helal. İyi yarıyor da. Şimdi o zaman bir AD itemi daha çıkabiliriz. Yok abi fırtına biçen çıkalım ya. Bence fırtına biçen bu hero'ya çok da güzel gidebilir. Ama bizim zaten zırh oranımız yeterince yerinde. Ya zaten daha da zırh alırsam ölmeme gibi bir şansım yok. Her türlü eritirler. Bu kadar zırh. 3.5 kcan 250 zırh. Çivilim var. Ninja tabiziden normal hasarları engelliyorum. %10. Her yer burp gözüküyor şu anda. Ne yapıyorsun oğlum? Bana mı attı o ultiyi ya? Var mı? Var mı? Oha! Canı fulledi pezecek. Ya yine yanlış oynadım abi ya. Abi Darius'u bayağıdır oynamayınca insan ister istemez bir afallıyor. Yanlış oynadım ya. Çok free bir kill benim için. Hani hesaba katmam lazımdı. Bu karmanın shield'ı var. Bu karmanın ulti W'su var. Neyse olur öyle. Sonuç olarak fight kazandırdık. Ya ne oldu orada ama? Ultiyi tık diye açtım. Hani ulti açıldı ondan sonra herkes kaçacak zaten. Ya mesela bizim takımda bir lulu mulu bir şey olacak. Zilyon milyon. Durmaz. Darius durmaz o zaman. Zilyon Darius'u supportlayacak sadece. O kadar hareket hızı verecek ve Darius affedecek. Cık. Öyle bir dünya yok. Öyle bir şey yok. Gelin bakayım şöyle bir. Şunu kırsanıza gülümün hiç. Niye E'yi kullandım direkt? Bu arada o da kitle kontrolü uyguladığı için herif kaçmasın diye. Aldık bu maçı artık bu arada buradan ya dönme. Ama karma gerçekten güzel oynuyor ya, ben beğendim karmanın oynayışını. Oo. Gerçekten karma başarılı kardeşim. Dediğimiz gibi Darius oynayacaksanız, ADC Darius da kötü olmuyor bu arada, artık yeni metallarda oynanıyor diye biliyorum. Yanına bir zilin çekin, görün dediğimi. Bir deneyin yani. İstiyorsanız yorumda da belirtin, ben denerim isterseniz.
Perfecto. Evet arkadaşlar, Darius videomuz da bu şekildeydi. Umarım eğer beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince bugün sizlere bir şey katmaya çalıştım. Biraz daha öğretici oldu. Eğlenceli kısmı biraz daha geri planda kalan bir videoydu. Umarım eğlenip beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. See you later. Kaptan Kaçar. Adios amigo. See you guys.